İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 20 Kasım 2014 Perşembe ve Söz Sözü Açar programıyla birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas İsmail Salih Sert adına sizlere iyi bir gün diliyoruz. sevgili dinleyiciler. Stüdyoda konum konuğum gazeteci yazar doktor Adnan Odabaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Adnan Odabaş bir dostum tabii aynı zamanda. Üsküdar Gazetesi'nin sahibi, Hergün Gazetesi'nin sahibi. Bir de spikerlik ve sunuculuk diksiyon kursu var. Ayrıca kurslar var, şirketler var ee, ve son zamanlarda sanıyorum müteahhitlik de var Adnan Bey. Ne diyorsunuz? O, ona evet. Ona da bir adım attınız. Evet, bir adım attık. Kentsel dönüşümle ilgili çok güzel ee, bir proje var. Evet. Boğazın geri görünümündeki o, o kentsel dönüşümle ilgili çok güzel bir projeniz vardı. O nerede kaldı, ne oldu onu bilemiyorum. Çünkü başbakanın da komşusunuz aynı zamanda. Evet. Başbakan Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm bir an önce yapılmasını istemesine rağmen mahallesinde de henüz bir adım atılmış değil ama herhalde sizin projeniz o mahalleye de güzel bir örnek teşkil edecek. Oradan girelim başlayalım ondan sonra Valide Sultan'ı konuşacağız. Şimdi ben Üsküdar gazetesinin sahibi dedim Üsküdar dedim ama şimdi artık Valide Sultan denince Üsküdar anlaşılıyor. Üsküdar denince belki anlaşılmıyor şarkısıyla meşhur ama Valide Sultan Parkı Üsküdar'ın yeni ismi ya da yeni markası haline geldi. Belki kötü olarak geldi ama netice itibariyle şimdi orman olma kararı alındı o güzel. Valideba Parkı artık orman olacak ama önce sizin projenizden başlayalım efendim. Boğaz'ın geri görünümünde çok önemli bir örnek olacak bu o, adımı attınız arkası gelecek mi ne zaman? 2012 yılında Sayın Başbakanımız dönemin baş, Cumhurbaşkanı ama o dönemin Başbakanı e, Recep Tayyip Erdoğan e, Altunzade'deki e, Hazreti Ali Camisi'nin açılışında ...bir vatandaşın sorusuyla karşılaştı. Ee, mahalle halkından bir tanesi dedi ki... ...Sayın Cum Başbakanım... ...biz 40 yıldır... ...bu mahallede oturuyoruz... ...Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde. 40 ee, yıldır imar bekliyoruz. Üsküdar Belediyesi... ...AK Parti'nin, Büyükşehir Belediyesi... ...AK Parti'nin, iktidar AK Parti... Siz de AK Parti'nin başbakanı olarak, genel başkanı olarak bu mahallede oturuyorsunuz. <laughs> Burhaniyeli değil <mi>? Burhaniyelisiniz. <laughs> Çok güzel. Evet. E, emniyet mahallelisiniz. Emniyet mahallelisiniz. E, şimdi iki mahalle birleşti. Hı -hı. Bizim imarımız ne zaman verilecek? Deyince Sayın Başbakan ister istemez dedi ki... ...haklısın kardeşim. Evet benim de evim burada. 40 yıldır imar beklediniz doğru. Üsküdar Belediye Başkanı burada... Kaymakam burada... Büyükşehir Belediye Başkanı Vali burada... Çevre Bakanı... O zaman Erdoğan Bayraktar Bey... O da burada... TC Başbakanı olarak buradan... E, ben de söz veriyorum dedi. Bunu bir taahhüt kabul edin dedi. E, kentsel dönüşüm müracaatınızı yapın. Bu bölgenin... Boğaz görünüm bölgesinin imanını ben vereceğim. Şimdi bu söz çok önemli. Eğer Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan sözü hakikaten... ...sözünden duran birisi... ...önünde sonunda bu demek yerine gelecek... ...henüz zamanı mı gelmedi... ...ya da sen bu konuda ne çile çekiyorsun... ...onu da paylaşmışsın. <laughs> e, tabii Sayın Başbakan... ...kendi mahallesiyle ilgili... E, ...böyle bir taahhütte bulununca... ...biz de mahalle sakinleri olarak... E, ...ona bir ses vermemiz gerekiyordu. Tabii. E, diğerini ben kabul edemezdim... ...orada oturan bir vatandaş olarak... Burhaniye Mahallesi 742 ada iki parsel üzerindeki yaklaşık 18 bin metrekare bir arazidir orası. Ee, bu arazide ben kendim de ikamet ediyorum. Ee, 40 yıldır da orada oturuyoruz. 1970'ten bu tarafa da orada oturuyorum. Bu arazi üzerindeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Dedik ki Sayın Başbakan böyle bir taahhütte bulundu. Biz de buraya kentsel dönüşüm kapsamını aldıralım ve e, buradaki kaçak inşaat, hisseli tapu, kat mülkiyeti izale şu davalarını bertaraf edelim. Burada güvenilir, e, daha modern, daha çağdaş e, binalarda oturalım diye arkadaşlarım da beni kırmadı. Üçte iki çoğunluğu sağladık. E, Bakanlığa müracatta bulundum. E, yaklaşık üç yıldır ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile temas halindeyim. Oradaki 148 bina var e, bu 18 dönüm arazi üzerinde. 148 e, binanın e, risk analizlerini yaptırdım. Deprem analizlerini, zemin etütlerini yaptırdım. Bunlar tabii çok uzun e, zaman alan, oldukça da masraflı şeyler. E, Avan projeler yaptırdım. E, sonuçta bakanlığa bunları teslim ettik. Binalarımızın tamamı. Eee hasarlı mı hepsi? Hepsi hasarlı. Oo, çok e, Zaten kaçak inşaat, hı, hı mühendislik hizmeti almamış. Hiçbirinin ruhsatı olmayan binalar. Bölgenin tamamı öyle. Sayın Başbakan'ın e, Tayyip Bey'in oturduğu ev de kaçak inşaattı. Zaten bölgede imarlı bina bulmamız çok zordu son evet, evet. son yıllara kadar yeni yeni e, binalar yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, bizim bu talebimizi incelediler, yerinde buldular. Ve bakanlar kuruluna havale edildi. Burhaniye Mahallesi 742 A'da iki parsel üzerindeki bizim binalarımızın hepsinin yıkılmasında karar verildi. Cumhurbaşkanı imzaladı, Başbakan imzaladı, bakanlar imzaladı ve e, resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bu arada... Tabii biz e, komşularımızla, paydaşlarımızla e, bakanlığın bize teklif ettiği ön imar iznine göre de e, onlarla anlaşmalar yaptık. Plan onayı bekliyorduk. Yani binaların yıkılmasına bakanlığa kurulu karar vermişti. Ama ne kadar imar verileceğine dair ön imar izni verilmişti bize bakanlık tarafından. Çünkü altyapı hizmetleri, genel müdürlüğü... Planlama Genel müdürüne soruyor. Diyor ki biz burada yıkım yapacağız. kentsel dönüşüm kapsamını alacağız. Bu insanlara yeterli derecede imar veriyormuşsunuz diye soruyor. Onlar da e, biz e, bu arazi için e, 0.25 0.25 taban oturumu e, 6 kat imar verdik. Bu şekilde de Adnan Bey'le anlaştık e, imarı verilecektir diyor. Ondan sonra bakanlığa kuruluna yıkım kararı çıkartılıyor. Hı hı. E çünkü insanları mağdur etmek istemiyor bakanlık haklı olarak. Evet. Buradan da teşekkür ediyorum altyapı hizmetleri genel müdürlüğüne, e, mekansal planlama genel müdürlüğüne. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi dört elle bu işe sarılıyorlar. Atabey, e, malumunuz bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni kurulmuştu. Evet. Kanunlar yeni bakanlık yeni, personel yeni. Böyle bir adaptasyon zorluğu da çekiliyor. Kentsel dönüşüm deyince insanlar pek fazla bir şey anlamıyor. Evet. Onun için bakanlıkta uzun bir süre gittik geldik. Bakanlık bize altı kat imar sözü verdi. Biz de onun üzerine geldik mahalledeki vatandaşlarımızla karşılıklı not eden anlaşmalar yaptım. Üçte iki çoğunluğu fazlasıyla sağladım. Ee, bu şekilde yolumuza devam ederken... Şimdi ben senin durumuna düşmek istemem bu konumda. Sen evet. hakikaten çok zor durumdasın. Allah yardımcın olsun. Demin bir söz daha sarf ettin. Dedi ki bakanlar kurulu yani vatandaş mağdur olmasın diye evet. dikkat ederler. Ama şimdi vatandaş da mağdur. Sen de bu işe önderlik yaptığın için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne bir e, adım atmak için cevap vermek için... E, yola çıktın ama sen zor durumdasın. Oradaki vatandaş mağdur. Şimdi işin içine nasıl çıkacaksınız? E, ne cevaplar aldınız? O da çok önemli. Evet. Bu arada başımıza bir şey geldi. Bakanlığa kurulunun bu kararından sonra biz planımız onaylanmasını beklerken planlama genel müdürlüğüne e, kurula girecekti dosyamız. Kurum görüşleri toplandı. Plan onayı beklerken malum 17 Aralık olayları gündeme geldi. Evet. Genel müdür değişikliği, arkasından bakan değişikliği derken e, konu uzadı. Yeni gelen eee Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce belediyeden gelen birisi, belediye başkanlığı yapmış birisi. Konulara son derece hakim. Yani evet, Tuzla Belediye Başkanıydı. Tuzla başkanı. Belediye Başkanıydı. Evet. Benim de 20 yıllık dostumdur. Hı hı. Onun dürüstlüğüne e, milli ve manevi değerler olan bağlılığına hiç şüphemiz yok. E, bu işin hızlanması gerekiyor. Hı -hı. Tam o arada bakanlık değişikliğinden sonra biz e, bizim arazi üzerinde Burhaniye mahallesindeki 742 iki parsel üzerinde yapacağımız projeyle ilgili Sayın Başbakan'ı da davet ettik. Tayyip Bey oraya katılacaktı Mart'ın ikinci haftası. Ve orada ilk kentsel dönüşüm projesidir bizim projemiz. Boğazın geri görünümünde ilk evet. adım olacaktı. Evet. Sit bölgesinde uygulanan ilk kentsel dönüşüm Doğru. projesi. İlk adım Alan dönüşümü daha doğrusu. Şimdi e, dinleyicilerimizi bu konuda biraz bilgilendirmek istiyorum. Kentsel dönüşüm üç aşamada yapılıyor. Bir çevre bakanlığının TOKİ aracılığıyla e, müşterek yaptıkları bir kentsel dönüşüm projesi var. Bir belediye var, bir de paydaşların bir araya gelip yaptığı proje var. Biz onlardan birisiyiz. Tamam. Yani hissedarlar bir araya geliyor, Tabii. kendi projesi kendileri yapıyor. Bakanlık da bunlara yardımcı oluyor. Biz onlardan birisiyiz. Bunun adına da alan dönüşümü projesi deniliyor. Ee, dolayısıyla e, biz bu alan dönüşüm projemizi... E, ...Sayın Başbakan'la katılacaktı ve ilk kentsel dönüşüm projesi olduğu için orada babamın binasını yıkacaktık ve tüm Boğaz bölgesine bizim yaptığımız proje uygulanacaktı. Boğaz geri bölgesinde. Geri evet. bölgede evet. Evet. 1 Mart'ta Anayasa Mahkemesi eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin 124 milletvekilinin imzasıyla ile Anayasa Mahkemesine kentsel dönüşümün 33 maddesinin iptalini istemişlerdi. Anayasa Mahkemesi de 1 Mart'ta iki madde iptal etti. Cumhuriyet Halk Partisi de çok iyi takip ediyormuş. Seni bilhassa Adnan Odabaşı. Bu... <laughs> Şimdi neden biliyor musun? Şimdi o, sen, evinizin oradan aşağı inerken ben o mahalleyi bilirim. Ee, müftü kökenli olan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı Özkes'in bir şeyi vardı. Pankartı vardı. Orada bir şey yazıyordu. Bu evet. sorunu ben çözerim diye. Çözerse müftü çözer. E ama ondan sonra tabii e, e, siz haber koydunuz ortaya bir şey oldu ve Özkes 4000 oyla kaybetti. Evet. İşte o Özkes o meclisi harekete geçirmiş. Yani CHP grubunu demek ki harekete getir, geçirmiş ki zaten aldığı oylardan belli. Yani CHP'de çok ciddi oy aldı müftü olmasına rağmen. Değil mi? Doğru. Parti merkezi üyesi oldu. Ciddi oy aldı. Demek ki çok güçlü. E o zaman bu iş sizinle özkes arasında bir husumete döndü. Yani hükümetin bunu görmesi lazım. Şimdi e, dava sadece bizim arazi için açılmış değil. Tüm bölgedeki hatta Türkiye genelinde e, 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının 33 maddesini ve fıkrasını değiştirmek üzere açılmış. Ama Adnan Bey tamam da şimdi Sarıyer Belediye Başkanı CHP'li. Evet. Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li. Bunlar da rahatsız. Evet oraya geleceğim şimdi. E, tabii buyurun. Ee, Anayasa Mahkemesi iptal kararı verince hı hı. bizim e, parsel üzerinde e, kentsel dönüşüm yapma imkanımız kısıtlandı. Yani biz 32 bin metre kapalı alan imarı almışken e, bir anda 23 bin metre karaya düştük. Yani 9 bin metre imar kaybımız var. Bunu vatandaşlarımızın anlayacağı dille altı e, kattan dört kata düştük. Bu da bizim projemizin şu aşamada uygulanamaz hale geldiğini gösteriyor. E, o arada Sayın Başbakan'a Üsküdar Belediye Başkanı e, Hilmi Türkmen hem adayken hem adaylık sonrası kazandıktan sonra bu konuyu gündeme taşıdı. Sit bölgesindeki geri görünüm bölgesindeki e, Kentsel dönüşümün uygulanabilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapalım diye. Ee, Sayın Erdoğan, e, biz sözümüzü yerine getiririz. Vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Siz vatandaşa, bizim adımıza söz verebilirsiniz. Ee, bu bölgenin halkına biz ne söz vermişsek yerine getirilecektir. Yerel seçimlerden sonra bir yasal düzenleme yapılacak. Boğaz geri görünümde kentsel dönüşüm uygulanacak diye söz verdi. Bu tabi bizi rahatlattı. O bölge halkını rahatlattı. Ee, fakat halen bekliyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın Heh. bu verdiği sözün yerine gelmesi için. E, hayır Sayın Cumhurbaşkanı bir gazeteci olarak da takip ettiğim kadarıyla hakikaten eğer bir söz vermişse yerine getirir. Mutlaka müşkilleri vardır onu bilmiyorum. Yani gizli açık sebeplerini bilmiyorum. Ben projenin olacağına inanıyorum. E, Şöyle <laughs> çünkü... bir şey var Atabey. Evet buyurun. Şimdi <laughs> bu konu Üsküdar Belediye Başkanımız e, Hilmi Türkmen arkadaşımızı da sıkıntıya soktu. Evet. Çünkü o bölgede yapılabilecek e, kırsal bölgede binlerce bina var. Yani bizim yaptığımız hesaplara göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anayasa mahkemesine iptal ettirdiği kentsel dönüşüm yasasının iki maddesinden birisi en az 500 bin dairenin kentsel dönüşüm yapılmamasına e, sebep oldu. Buyurun. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, anayasa mahkemesinin verdiği kararı tartışmıyorum. Yeni bir yasal düzenleme yapılabilir filan ama yarın bir deprem olması halinde Allah o bölge halkının e, CHP'lisi de Allah korusun MHP'lisi de, MHP de ya. AK Partilisi de o depremden e, can ve mal kaybına sebep olacak. Tabii. Onun için bir an önce e, AK Parti ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirmiş bir... Değil mi? Bir... Siz de şahitiz. Evet, evet. Lider olarak tanıyoruz kendisini. Yapacağına inanıyoruz ama... Hmm. E, bu arada gecikiyor diyorsunuz. Gecikiyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> evet. e, bize muhalefet yapacak diye... Efendim seçimden sonra yapalım bu işi. E, seçime var daha 7-8 ay. Haziran bir yıl demektir bu. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçimden sonra kapanacak mı? Muhalefet yapacaksa yine yapacaklar. Ama ben şundan yanayım. Hem buradan Cumhuriyet Halk Partisi tabanına sesleniyorum. Hem üst yönetimine sesleniyorum. Boğaz bölgesindeki geri görünüm bölgesini kastediyoruz özellikle. Evet. Burada e, kesinlikle siyasi parti ayrımı gözetmeden o bölge insanının hayatını dikkate alarak burada bir hayat meselesi evet, var. Evet. Deprem meselesi var. Evet. Bilim adamları sürekli bizi uyarıyor. Burada deprem olacak diye. Ee, biz illa da deprem olduktan sonra mı bu yasayı çıkaracağız? Evet. Bu yasanın öncülüğünü bir an önce siyasi parti ayrımı yapmadan hı hı. E, bir araya gelip bu yasanın çıkarılmasını talep ediyoruz. Hatta hı hı. bu konuda belediye başkanlarımız bir adım attılar. Hı hı. Boğaz belediyeler birliği var biliyorsunuz. Evet. Üsküdar Ak Parti, Beykoz Ak Parti, Sarıyer ve Beşiktaş e, Cumhuriyet Ak Partisi Belediye başkanları bir araya geldi. Tabii, dert aynı çünkü. Dert aynı. Geri görünüm bölgesinde hı hı. E, kentsel dönüşüm uygulansın diye kendi aralarında bir e, mutabakat sağlandı. Bunu evet. da bir müjde olarak veriyorum ama hı hı. bir türlü bu yasal düzenlemeye geçmedi. Anladım. Şimdi bu çok önemli. Onu konuştuk ama şimdi yavaş yavaş bölgede bir de örnekler var. Mesela size 5-6 kat demişler ama orada sur yapı maşallah gökdelenler yapmış ya da zorlu center var. O şekilde ticari bir, bir <laughs> projeye dönüştürmeniz de söz konusu olabilir mi? Ben sanki meskun e, olarak değil de yani normal bir mahalle değil de ticari bir projeye dönerse işiniz daha çok kolaymış gibi. Ben zorlu sentri görecek ama o geliyor o Boğaz'da çünkü. Evet Atabey o evet. çok önemli bir konuydu. İyi ki hatırlattınız. Tabii. Şimdi e, Boğaz geri görünüm bölgesinde Yüzde yüz illa da şey yapılacak e, kentsel dönüşüm yapılırken yasal düzenleme yapılacak diye beklememize gerek yok bunun emsalleri var sit bölgesi zaten e, Evren Paşa döneminde hazırlanmış bir kanun e, 83 yılında Boğaz Koruma Yasası diye bir yasa hazırlanmış Boğaz Yasası sadece konuta sınırlama getiriyor yani konut artı ticaret alanı diye bir proje yaptığınızda Hiçbir yasal engel yok. Evet. Bunun emsalları işte e, Zorlu Center bunlardan bir tanesi. Hı hı. E, Çengelköy'de e, e, Bosna Bulvarı'nın olduğu cadde sağlı sollu. Tabii orayı da biliyorum. Yeni evet. bakanlar Kurulu tarafından, şey, Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmış. Hı hı. E, 0-15 taban oturumu e, iki emsal verilmiş, altı kat imar durum verilmiş bir bölge. Tabii ve orada veriliyorsa bizde de verilmesi lazım. Birbirlerine yakın ya yürüme yoluyla yani gidebiliyorsunuz. De yani de geri görünüm bölgesinde. Tabii. <laughs> Hatta o... Beşiktaş'ta Hı -hı. E, orası sit bölgesinde kaldığı halde altına bir dükkan yapılıyor, üstüne konut yapılıyor. Beşiktaş 20 yıl önce bu meseleyi aşmış ve böyle imar alıyorlar. Öyle çare bulmuşlar. Zorlu Center. Evet. E, bir sürü davalar açıldı. Herkes davayı kaybetti. Hı -hı. Çünkü ticaret. Boğaz bölgesinde ticaret alanı yapılırsa yasal engel yok. Adam oraya 35 kat imar durumu aldı. Evet. O da bizim gibi 4 kat Hı. alması gerekiyordu. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Ee, çok önemli bir konuyu daha valide bağı konuşacağız ama önce e, reklama gider efendim? Evet sevgili dinleyiciler, e, gazeteci yazar doktor Adnan Odabaş stüdyoda konuğum Üsküdar'ı konuşuyoruz. Geri görünüm, e, Boğaz geri görünüm bölgesinin efendim e, o gece kondu'dan e, kurtarılması, dönüştürülmesi, sağlıklı yapılara kavuşturulması için ilk adımı attı ama henüz e, başarmış değil diyelim. E, ben sizi de tanırım Adnan Bey siz bir işe e, bir yola çıktınız mutlaka başarmak istersiniz. Şimdi e, ne diyor yani şimdiki bizim madem ki diyorsunuz Tuzla Belediye Başkanı da eski arkadaşımdı. Şimdi çok güzel bakan hakikaten başarılı bir insan e, iftihar edilecek önemli bir bürokrat aynı zamanda çok ciddi görevler yaptı. E, bir mühendis şimdi e, ne diyorsunuz e, yeni bakanla bu işi bu projeyi noktalayacak mısınız öyle diyelim. Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce, e, onun dürüstlüğüne e, hiç kimsenin e, laf söyleyeceği bir şey yok. Evet. Şu ana kadar girişatı gayet de güzel. Hmm. Fakat biraz yavaş gidiyor. Hmm. E, onu da işte bir şayabeli bir bakanlığın üzerine e, oturduğu için... Ee, Şaibeli mi ya da şahibe hale getirilmek istenen diye İstenen evet, evet yani, daha evet, doğru, doğru oldu çünkü doğru. orada bir ceza görmüş kimse yok. Tabii canım yani ee, Türkiye'ye ayağa kaldırdı ben şahsen Van'lıyım Van'a gittim Van'da uydu şehirler yapmış onun için ben Türkiye laf denildi mi ya da bu bakanlar laf söylendi mi üzülürüm. Evet e, kesinlikle yani evet. Çevre Bakanlığı oradaki bütün bürokratlar... E, konu deprem olunca, Hı. kentsel dönüşüm projesi olunca tabii. inanın hepsi dört elle sarılmak istiyorlar. Tabii. Yani tabii bir anda böyle binlerce, on binlerce binaların yıkılıp dönüştürülmesi kolay bir iş değil. Ee, bir kargaşa olabiliyor zaman zaman tabii, ama. Tabii Fikirtepe'deki o bataklığa yapılan yapıları, o evet. ucubeleri evet. Ama her şey bir sıraya girdikten tabii. sonra bunların Hı. hepsi çözülür. Kim ne yapacağını gayet iyi biliyor orada. Ee, hepsi de düzgün arkadaşlar. Hiç kimsenin Öyle bir talebi, sıkıntısı, isteği falan biz böyle bir şey rastlamadık böyle bir evet, şeye. Doğru. Onun için hem oradaki bürokrat arkadaşlarımıza hem Sayın Bakanımız İdris Güllüce'ye hiçbir yerde laf söyletmem. Ama işlerin yavaş yürüdüğü kesin. Onu zaten Bakan Bey kendisi de geçen ticaret odasında yaptığı konuşmada anlattı. Seçimler vardı. Bundan dolayı biraz yavaş yürüyor ama açılacak önümüz falan dedi. Benim Sayın Bakanımız İdris Güllüce'den. E, talebim şudur. Boğaz geri görünüm bölgesinde hiç kimsenin rant elde etmek gibi falan bir niyeti yok. Evet. Bu bölgede İstanbul'da en çok kaçak inşaat, hisseli tapu, kat mülkiyeti, deprem e, riski taşıyan binalar o bölgede. Bunu evet. kendisi çok iyi biliyor. Hı -hı. Kendisi de Üsküdar'da oturuyor. Tabii. Orada oturan bir insan olarak bizim sıkıntılarımızı, problemlerimizi bilen birisi olarak bunlara daha rahat anlatıyorum. Eee Boğaz geri görünüm bölgesiyle alakalı bir an önce, benim projem olduğu için söylemiyorum. Bir an önce kentsel dönüşümle uyumlu hale getirilmesi lazım. E, bu konuda bir adım atması lazım. Bakanlık bürokratları yasal düzenlememiz hazır diyor. Yani evet. bu iş her zaman her an yapılabilir diyor. E, i̇ş siyasetçilere kalıyor. Yani siyasi parti ayrımı gözetmeden, Cumhuriyet Halk Partileri de dahil, Milliyetçi Hareket Partisi dahil, ee, hepsi bu işe destek vermeli çünkü yarın bir deprem olması halinde bunun hesabını kimse veremez. Şimdi bu ben binaları ölçtürdüm Ata Bey. Evet. 148 binanın ölçüm raporları var elimde. Gözüm uyku girmiyor. 18'lik demirlerin ben 6 milime indiğini elimdeki fotoğraflarla, kayıtlarla görüyorum. Demir yorgunluğu var Evet, tabii demir yorgunluğu var. var tabii. Binalar 30-40 senelik kaçak inşaatlar. Doğru. Oradaki yarın meydana gelecek bir deprem sonucu ölümlerin hesabını kimse veremez. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Bugün siz Üsküdar Gazetesi'nin manşetinde de var son sayısında. Bir de kongreye yansımaları var. Vatandaşın bir tepkisi var. Anadolu yakasında Üsküdar, Üsküdar çok önemli bir şehir. E orada Sayın Başbakan sanıyorum gelmedi. Başbakan İstanbul'da birçok ilçeye gitti, kongresine katıldı ama oraya gelmedi. Ee, ...senin fotoğraflarında gördüğüm kadarıyla biraz da kongrede çok ciddi boş koltuklar var. Evet AK Parti... Nin... O bir protesto mu? Gizli bir protesto mu? AK Parti'nin kongresine e, hepimiz katıldık. Hı hı. E, bir önceki dönem... ...Üsküdar ilçe başkanı Sinan Aktaş'ın seçildiği dönemde 10.000 bin kişi katıldığı söyleniyordu. Hı hı. E, hatta salon taştı dışarıdan insanlar e, içeri girememişlerdi. Şimdi ise... E, Türbünlerin bir kısmı boş kaldı. Evet. Ee, Sayın başbakanın geleceğini ben bayramda hı hı. E, kendisiyle bayramlaşmaya gittik. Haliç Kongre Merkezine gelmişti. O gün e, Üsküdar'a geleceğini, Üsküdar gazetesinde de e, bütün bölge halkına e, selam ve sevgilerimi sunun, e, bunu haber yapın demiş Sayın başbakan. Bu mesajını da okudum sizin evet. gazetede. Evet. Böyle dediği halde. ...bölgeye bir sürü pankartlar asıldığı halde... ...kongreye gelmedi Sayın Başbakan. Sayın Gülüce de gelmedi. Neden gelmedi? Ee, kentsel dönüşüm bekleyen... ...daha doğrusu 40 yıldır imar durumu bekleyen... ...Üsküdar bölgesindeki... ...emniyet mahallesi, Burhaniye, Küpbüce, Kirazlıtepe, ...Yavuz Türk... Ee, ...Bahçeli Evler... ...Vanıköy, Kandilli... Evet. İşte ...gibi doğru. bölgeler... Hı -hı o bölgede yaşayan Ak Parti seçmeni Ak Parti'ye gönül vermiş teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yarısı kongreye katılmadılar. Bunların bir şöyle ben görüştüm. Neden katılmadınız? E, hepsinin aklında aynı şey var. Biz bu bölge halkına kentsel dönüşüm sözü verdik. E, 40 yıldır imar meselesini çözememiş bir e, Türkiye var. Bunun 20 yılını e, Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı döneminde hatta e, kaç yıldır da e, ilçe belediyesi olarak hmm. söz verdiğimiz halde çözemedik. Bu problemin çözülmesi lazım. Biz vatandaşı söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Çok zor durumda kaldık. Bunu o yüzden Kongreye katılmadık diyorlar. Hmm. Yani bu Ak Parti'nin bölgede oy kaybettiği anlamına gelmiyor. Onu söylemek istemiyorum ama Ak Parti'nin kendi tabanından e, parti üst yönetimine kentsel dönüşümün bir an önce çıkarılması için bir mesaj bir mesajdı. Evet. Tribünlerin bir kısmı boş kalınca da Sayın Başbakan kongreye katılmadı. Ee, bunu parti yönetimindeki arkadaşlarımız da biliyor. Böyle bir e, ince mesaj verdi parti tabana. Şimdi siz bölgede yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Aynı zamanda politika da yaptınız. Bölgeye hakim birisisiniz tabii. Onun için bunları konuşuyoruz. Şimdi yavaş yavaş artık Adnan Bey isterseniz Valide Bağ'a gelelim. Validebağ'da ağaçlar kesilip yerine cami mi yapılıyor? Şimdi hepimizin bildiği Validebağ Parkı ee, yoksa hakikaten bunu politize mi ettiler? Ee, bunun üzerinde AK Parti, AK Partili belediye yıpratılmak mı isteniyor? Şimdi en son karar Validebağ Parkı orman olacak diye. Orada cami vardı zaten. Öyle değil mi efendim? Nedir işin altında <laughs> yatan gerçeklik gerçeklik ya da gerçekler, yanlışlar, doğrular? Varsa sizden dinleyelim. Atabey ben e, 1970 yılından beri o bölgede oturuyorum. Yani oraya yakın e, bir kilometre ilerisinde e, emniyet mahallesinde oturuyorum. O bölgeyi çok iyi bilirim. Hafta sonu zaman zaman yürüyüşlerimi, sporumu da o bölgede yapıyorum. Evet. Orası 354 bin metrekare. E, Anadolu yakasının hemen hemen en büyük e, park alanlarından birisi diyebiliriz adeta oranın akciğeri. Evet. 99 yılında ben Doğru Yol Partisi e, Üsküdar Belediye Başkan adayıyken bölge halkı toplandı bana geldi. Dediler ki e, valide bağ için ne düşünüyorsunuz? Projeniz nedir? Ben de o tarihlerde projeli başkan adıyla anılıyordum. Evet vardı ben de biliyorum doğru. Enteresan projeler yapmıştım. Valide Bağ için de projelerim vardı. Çünkü orada yaşayan ee, çoğunluğu sosyal demokrat arkadaşlardan e, oluşan insanlar o parkın e, yağmalanmasını istemiyor. Bunu da e, her dile, fırsatta dile getiriyorlar. E, i̇yi de ama yağmalanma var mı gerçekten? Yok öyle bir şey. Evet. Şimdi e, hem gazeteci olarak hem ben e, siyasetçi olarak o tarihte Validebağ korusu için yaptığım projeleri o bölge halkına anlatmıştım. Hı hmm. hı. Daha sonra onlar e, teşekkür amacıyla partiye de geldiler evet. gruplar halinde. Yani orada duyarlı bir e, vatandaş kitlesi var. Onları kırmamak lazım. Şimdi e, bir de onların dışında oraya gelip e, o bölge halkının dışında oraya gelip orayı karıştırmak isteyen, siyasi malzeme yapmak isteyenler var. Hah, dışarıdan gelenler. Marjinal gruplar. Var. Evet. Onları biz baktığımızda yüz metreden tanıyoruz. Üsküdar'lı değil. Evet. Onlar, Adam eylem yapmak için. Onlar Taksim'de yaptıklarını orada da yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Valide Evet. hikayesi bu. Ama e, bizim halkımız e, bu filmi daha önce çok izledi. Evet. Biz bunların çoğunu 12 Eylül öncesinden tanırız. Yani biz <laughs> bu insanlara <gülüyor> <gülüyor> baktığımızda biz 100 metreden bunların hangi siyasi görüşü, hangi siyasi fraksiyona ait olduğunu <laughs> biliriz. Evet. Bunları birbirine ayırmak lazım. Bir acı badem halkı yani o bölgedeki e, Valdeba korusunu korumak isteyen, gerçekten oraya bir şeyler yapılmasını isteyen bir grup var. Bir de bunu Taksim olayları gibi büyütmek isteyen bir marjinal grup var. Evet. Bunları birbirine ayırırsak e, her şey daha net görülecek. Tabii. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen orayla alakalı biz Üsküdar Gazetesi'nde de bu konuyu yayınlamıştık. ...çok güzel projeler yapmıştı. Evet. Ee, o projeler... E, ...şöyle olsaydı sanki... ...benim belediye başkanımıza da tavsiyem... Evet. E, acaba... ...önce o park için... E, ...yapılan projeler gündeme gelseydi... ...onları... ...bir kısmı yapıldıktan sonra... ...cami projesine geçilseydi... ...o insanlara karşı daha... E, inandırıcı olabilirdik. E, orada sanki bir şey var. Sanki cami yapılıyor. Cami yapılabilir. O caminin yapıldığı 800 metre arsa ile valide bağın hiçbir alakası yok. Çok farklı yerlerde. Evet. Onun onun hemen dışında. Hı -hı. Ve tapusu oradan ayrı. Valide bağ korusu hiçbir alakası olmayan bir yer. Evet. Ama e, bir gazeteci sıfatıyla konuşursam Tabii. E, çevredeki Apartman sakinleri oraya gelip arabalarını park ediyorlardı. Ha anlaşıldı efendim. Park o, alanları. Evet şu anda sanki cami yeri o, o vatandaşlarımızın e, otoparklarının yerine cami yapılmasına tepki var. Anladım yani camiye bir tepki yok. Ee... E, bizim arabalarımızı park ettiğimiz yere siz cami yapıyorsunuz diye böyle bir e, ayaklanmaya gidiyorlar. Evet. Bunu, Bunun ne e, oradaki vatandaşlara faydası olur ne o marjinal gruplara faydası olur. Evet. Daha çok e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Öyle mi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bunu açık destek veriyor. Toplantılar yapıyor. Oraya gidip e, yürüyüşlere katılıyor. Tabii milletvekilleri. Pa milletvekilleri parti... geliyor. Evet. O zaman ortaya şu çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi zaten eskiden beri camiye karşıydı. Burada da aynı şeyi yapıyorlar. Eyvah, müthiş bir şey. Evet, yani ben ben mesela burada yaşayan birisi olarak, evet. a e, camiye karşılar herhalde. Camiye karşı olanlar, efendim orada bir cami yapılmasına istemiyorlar diye. Halbuki mahallenin park alanı. Evet. Orada e, ama tapusu cami, değil mi efendim? E, tabi cami tabi. belediyeye ait bir yer orası. Evet. Bölge, biz orayla alakalı geçmişte bir sürü haber yaptık. Tabi. O bölgeye cami istiyoruz diye birçok vatandaş, vatandaş vardı. var tabi. Şimdi. Ee, ben Cumhuriyet Halk, Halk Partili insanları din karşıtı falan gibi söylemek istemiyorum. Böyle bir evet. şeyi asla konuşamayız. Ee, CHP'nin içerisinde çok dindar, mütedeyn insanlar var yani. Evet. Ama e, o hareketi milletvekili düzeyinde, e, meclis üyesi düzeyinde desteklemiş olmaları, medya önünde desteklemiş olmaları Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Tabii ki marjinal gruplar bunu sürüklüyor. Yani İş. orada e, ben şunu beklerdim. Evet. CHP'nin meclis üyeleri, ilçe başkanı, yetkilileri bir araya gelmeliydiler. O caminin temelini beraber atmalıydılar. Tabii. Yani orada bir ihtiyaç var. Hı -hı. E, bunu park e, cami alanına çevriliyor ya da talan edilecek düşüncesiyle camiye karşı gelmeyi ben doğru bulmuyorum. Hı -hı. Belediye başkanımız orada e, bir cami yapma konusunda haklıdır çünkü kaymakamlığa, müftülüğe bu konuda e, dilekçeler verilmiştir. Evet. E, biz gazete olarak çok haber yaptık orayla ilgili. Hı hı. Bunları sırf AK Parti belediyesine karşı olmak amacıyla konuşmaları, hı hı. yazıp çizmeleri, yürüyüş yapmaları bana göre CHP'li arkadaşlara zarar veriyor. Bunu da marjinal gruplar çok rahat kullanıyor ve oraya ortaya bir şey çıkarıyorlar. Evet. Şimdi o alan üzerinde... Hı hı. E, Valdeba korusu dediğiniz zaman ben utanıyorum o korudan. Adı koro değil yani orası içerisinde her türlü pisliğin bulunduğu hiçbir e, belediye ait olmadığı için oraya yatırım yapılamıyor. Evet. Yani sahipsiz bir yer orası. Yani aklınıza ne geliyorsa orada her şeyi bulabilirsiniz. Gece gidin farklı şeylere karşılaşırsınız. İçki şişeleri bir tarafta, uygunsuz hareketler bir tarafta. Aa, evet. Çok ilginç. Yani orası Üsküdar ve Kadıköy'ün ortasında... Tinerci çocuklar. Aklınıza ne geliyorsa hepsi var orada. Belediye başkanımız oraya sahip çıkmaya çalışıyor. Yani ama tapusu kendisine ait olmadığı için de oraya bir yatırım yapamıyor. Evet. Bir de böyle bir problem var. Şimdi resmi kurum nasıl gidip de oraya yatırım yapacaksınız? Hesabını sorarlar sizden. Tabii. Onun için e, o arazinin bir an önce Üsküdar Belediyesi'ne devredilmesi sağlanmalı. Ve ondan sonra belediye başkanından kardeşim verdiğiniz bu sözü yerine getirin. Bu projelerinizi hayata geçirin deyip yakasına yapışılmalı. Belediye başkanı son derece aklı başında bir arkadaşımız. Evet. Düzgün bir insan. 10 yıl belediye başkan yardımcılığı yapmış. Siyasi deneyimi olan, e, yerel yönetimler e, tecrübesi olan birisi. E, son derece iyi niyetli birisi. Yani park belediyeye verilirse daha mı güzel olur? Iyi, iyi, temiz olur? Ee, efendim, rastgele <laughs> kullanılmaz, çöplük gibi de hakikaten. Yani zaman zaman uğradığımız ya da geçtiğimiz oluyor. Her türlü çöpü orada bulabiliyorsunuz. İnsanlar yiyor, içiyor, bırakıyor, atıyor. Atabey, belediyenin Mülk... yakarlar da maazallah. Tabii. Evet. Belediyenin mülkü olmadığı için oraya resmi olarak yatırım yapamıyor. Sahipsiz. Milli emlakın yeri. Milli emlaktan orası bir an önce belediyeye devredilmesi lazım. Ya da Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi lazım. Büyükşehir'den bu işin ...sahip çıkması sağlanmalı. Ne yapılabilir? Şimdi ormanlık yapılacakmış deniliyor da... ...ne ne yapılabilir? Orman da olabilir. Ormanın içerisinde bir takım faaliyetler yapılabilir. Hı hı. Yürüyüş parkları yapılabilir. Ha, evet Her türlü sosyal testlerin yapılabileceği bir yer olabilir. Ama... ...oradaki vatandaşlarımızın... ...sürekli duyarlı olduğunu biliyoruz. Evet. Bunu Üsküdar Gazetesi'nde çok haber yaptık. Ee, zaman zaman... E, ...oraya bir e, temizlik amacıyla... Bazen kepçe giriyor, belediyenin makinaları giriyor çöpleri kaldırmak için. Hayda bütün bölge halkı ayağa kalkıyor. Niye? Efendim, buraya ağaç kesiyorlar. <laughs> ağaç kesiyorlar buraya, evet, ağaç kesiyorlar, güzel. buraya bina ha. yapıyorlar. Villa yapacaklarmış yahu falan Allah değil. Allah. Ama yok öyle bir şey. Yani belediye başkanının söylediği her şey doğru. <laughs> doğru. Ee, ben dostum, arkadaşımız olduğu için söylemiyorum bunları. Evet. Ama e, bir de gerçek var. Yani benim her zaman yürüyüş yaptığım, e, evet. dolaştığım bildiğim bir yerdir orası ama ben sayın belediye başkanımızdan da şunu bekliyorum bir an önce hı hı. E, sayın cumhurbaşkanının da orayı üste belediyesine devredilmesi için hı hı. E, böyle meyilli olduğunu falan biliyorum evet belki de öyle bir şey başlatılmış da olabilir devredilmiş de olabilir hı hı. daha önceden böyle şeyler konuşuluyordu bir belediye'nin mülkü olursa belediye oraya sahip çıkar yatırım yapar ortada milli kalamıyor. emlakın yerine belediye yatırım yapamaz o yüzden sahip çıkılamıyor oraya. Hı hı. Oraya güzel bir proje yapılır, bölge halkı gerekirse davet edilir, evet. ee, onların onayları alınır. Tabii. Bu projemi beğeniyorsunuz, şu projemi beğeniyorsunuz diye onların görüşleri alınabilir, bu mesele söndürülür, kapatılır. Evet. Şimdi bir şey daha var Adnan Bey, bir de Üsküdar meydanıyla ilgili. 3-5 dakika bir vaktimiz var. Belediye başkanı orada gezilerini ya da vatandaşla esnafla düşünüyor. Belediye Üsküdar biliyorsunuz yapılmış, bitmiş bir şehir. Ama meydanı e, hakikaten çok düzensiz. O meydanı nasıl düzenlemek lazım? Ne yapmak lazım? Orada üç katlı herhalde bir, bir, bir AVM, bir şehir gibi bir şey düşünülüyor. Bilemiyorum ama e, o konuda neler söylüyorsunuz bir gazeteci olarak orayı? Ee, daha önceki belediye başkanı e, Mehmet Çakır rahmetli. Evet. Üsküdar meydanında 1026 iş yeri yıkılacak diye... ...bir proje yapmıştı. Evet. Hatta benim de orada iki tane iş yerim vardı. Bu Rahmetlin'in projesi mi bahsettiğiniz evet, konuştuğunuz? Evet, Rahmetli'nin projesiydi. İnşaat mı? Yer inşaat. altına indirilecekti. Hı hı. E, şu anki Marmaray projesi de... ...onunla birleştirilecekti. Üsküdar'ın e, meydanı boşaltılacaktı ve yer altında olacaktı. Evet. E, bu, o günkü şartlarla söylüyorum. Biz esnaflar toplandık, Sayın Başbakan'a gittik. E, bu projeden vazgeçin diye... E, aşağı yukarı 3 milyar dolarlık bir istimlak bedeli çıkıyordu ortaya. 3 milyar. Evet. Evet. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı e, o dönemin başbakanı alışamadık kusura bakmayın. Eee <laughs> milyar dolarla yeniden bir Üsküdar kurulur dedi. Evet bu proje e, çok afaki projedir. Bundan vazgeçin diye eski belediye başkanına böyle bir serzenişte bulunmuştu ve o projeden vazgeçilmişti. Evet Üsküdar'da akşam sekizden sonra insan göremiyorsunuz. Orada alışveriş merkezleri yok ee, ve Üsküdar halkının Çamlıca'nın üst kısımları hep Ümraniye'ye kaçmaya başladı. Evet. Kadıköy'e kaçıyor ve Üsküdar'ın Ümraniye evet. tarafına kaçıyor. Üsküdar'ın merkezindeki esnafların sayısı gittikçe azalıyor. Doğru. Kaliteli e, iş merkezleri olmadığı için e, eğlence merkezleri olmadığı için insanlar Üsküdar'ı terk ediyor. Dolayısıyla bu Üsküdar'ın e, ekonomik gelirini düşürüyor. Hı. Bir belediye başkanının görevi sadece yol yapmak, su getirmek, kanalizasyon açmak falan değil. Evet. Bölgesinde yaşayan, beldesinde yaşayan insanların sosyal yaşantısını değiştirecek, ekonomik gelirini artıracak hı. bir takım yatırımlar yapması lazım. Şimdi buraya ne yapmak istiyor İlmi Türkmen Bey? Hı, hı. E, Üsküdar Meydanı'nda öyle bir e, büyük iş merkezi, AVM falan öyle bir proje yok. Öyle mi? Sadece belediyenin bulunduğu hı hı. E, Bina yıkılacak. Zaten deprem riski taşıyor evet. orası biliyorsunuz. Evet. Yıkılacak. Orası park haline getirilecek. Hı. Çavuşdere Caddesi'ne büyük bir e, şey yapılıyor. Belediye Başkanlığı binası yapılıyor. Ha, o var. Devasa Anladım. bir şey. Anladım. Çok da güzel. Üsküdar'a yakışır bir evet. proje. Peki. Onu destekliyoruz. hatta da Anladım. benimsiyor. Altına otopark yapılacak. Hı hı. Binlerce araç yer altında olacak. Çok güzel. O proje Üsküdar'ı rahatlatacaktır. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Gazeteci yazar Doktor Adnan Odabaş. Efendim konuğumdu ve söz sözü açar programının sonuna geldik. İsmail Sert adına iyi bir gün diliyoruz efendim.